Ali Rıza Bey gelene kadar gözümüze uyku girmedi vallahi. Cep telefonu da yok, arayamıyoruz. Sizden de bir haber geldi. Ay vallahi meraktan öldük. Hayır, hangi hastanede olduğunuzu bilsek Şevket'i yollayacağım. Aman bir de onu mu yoracaktın? Zaten Rıza Bey'e o kadar zahmet verdik. Ah, lafım olur kardeşim. Komşuluk ne güne lazım. Eksik olmayın. Ben kahveleri yapayım. Ya otur. Kahve filan içmeyiz. Zaten bitmişsin yorgunlukta. Biz kalkalım da siz de yatın. Dinlenin biraz. Yatsam da uyuyamam şimdi. Hem provaya gelecekler var. Kalktı galiba. Sedef. Bizi uyandırmadık inşallah yavrum ha? Yo. Geçmiş olsun Sedef. Gel otur. Teşekkür ederim. Vah yavrucuk. Ay bir gece de solmuş. Evladım niye son kullanma tarihine bakmadın? Neyin? Yediğin dondurmanın. Dondurma? Ali Rıza Bey gıda zehirlenmesin deyince anladım zaten. Garanti dışarıda yediği bir şey dokunmuştur dedim. Ali Rıza amca dondurmadan mı zehirlenmiş dedi? Başka neden olacak kızım? Dün değişik bir şey yemedin ki. Evet, doğru yemedim. Şimdi nasılsın? Daha iyiyim. Büyük geçmiş olsun çocuğum. Bizimkilere de söylüyorum hep. Aman aman yediğinize içtiğinize dikkat edin diyorum. Necla ile Leyla derse yetişecekler diye gelemediler. Akşam uğrayacaklar. Fikret ablan çorba yapmış sana. Getireyim mi, biraz içer misin? Sıcak sıcak iyi gelir yavrum. Üf anne, istemiyorum. Bak hiç laf dinliyor mu? Sıkma şimdi kızı. Hem hangisi dinliyor ki zaten? Aa, bilmiyorsun dün olanları tabii. Konuşamadık ki. Bizim müstakbel gelin geldi. Ya öyleymiş. Süslü püslü bakımlı Allah için çok da güzel. Bıcır bıcır konuşkan bir şey. Kızlar bayıldı. Ben duramıyorum, yatacağım. Yat kızım yat. Hadi biz yabancı değiliz evladım. Kusura bakmayın. Aşk olsun, hastasın sen. Ne diyordum ha? Gelin hanım kızlarla hemen kaynaştı. Ama Ali Rıza Bey buz kesti. Ne yapsaydı yani? Elini bile öptürmedi komşucuğum. Çıktı gitti. Ya. Akşam sofraya da oturmadı. Hayır yani benim için de rahat değil ama... Ne yapalım? İnsan çocuğunun hatırına güler yüz gösterir değil mi? Ne yapacağız vallahi bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Raporu alınca hemen izin çıkar mı? İyi, siz başvuru yapın o zaman. İşlemler uzun sürmez değil mi? Süper. Oldu, tamam. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Müjdemi isterim. Hemen evlenebileceğiz. Hemen mi? Avukatla konuştum şimdi. Doktora muayene olup hamile olmadığımı kanıtlayan bir rapor alacağız. Avukat da gerekli izni çıkaracak. Sonra ver elini nikah masası. Sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum canım? Hemen ev bakmaya başlıyorum. Şevket? Ya acele etmesek diyorum. Niye? Şu anda ev açacak durumum yok. Yani hiç değilse yaza kadar beklesek. O zamana kadar anca toparlarım kendimi. Ben de iyice dağılırım. Milletin bize nasıl baktığını görmüyor musun? Arkamdan konuşmayı bıraktılar, yüzüme söylüyorlar artık. İmalı laflar, alaycı gülüşler. Benim tahammülüm yok artık. Ben de senin kadar rahatsızım Ferhunde. Ama dediğim gibi uygun bir zamanı beklememiz lazım. Ben daha ne kadar Gülşen'de kalacağım Şevket? Kovulmayı mı bekleyeceğim? Allah Allah ya! Öğle tatilinde konuşalım mı? Bak Şevket, milletin ağzını kapatmamız lazım. Madem ev tutamıyorsun, bir süre sizinkilerle kalırız. Ne? Durumun düzelene kadar. Yani ailemle birlikte oturur musun? Senden ayrı kalmaktansa otururum, ne var? Ama şey, bilmiyorum ya, bizimkilerle bir konuşmam lazım. Daha ne konuşacaksın Şevket? Canım yani haber vereyim demek istedim.
Şet kötü bakıyor. Kalkayım ben. Konuşuruz yine. Tamam. Deneme sınavının sonucu açıklandı. Sınıf üçüncüsü oldum. Sen üçüncü olduysan vay o sınıfın haline. Beğenemedin mi? Ders çalıştığını gördüğümüz yok da onun için söyledim. Anne, ben çalışmıyor muyum Allah aşkına? Sofrada olduğunuzu unuttunuz galiba. Nasıl dolmayı beğendin mi Ali Rıza Bey? Eline sağlık. Böyle sonuçlar almaya devam edersem üst seviye sınıfına geçecekmişim babacığım. Hadi bakalım.